Sevgili seyirciler, Sipil Dağı'nın eteklerinde şahane kirazıyla, Şevketi Bostanı'yla, zeytiniyle, üzümüyle, sıcacık insanlarıyla hazır mıyız gezmeye? Yörükler diyarında, Manisa'da Sancaklı Boz Köyü'ndeyiz. Gidiyoruz gündüz gece. Bahçelerde gök bakla, baygın selimim. Dakla kekliyim dakla. Bahçelerde gök bakla, baygın selimim. Dakla kekliyim dakla. Benden... Anamlar bizler için neler hazırlamış Daniel? Hadi gelin beraber görelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz ana? Otlu bir de vay, yapıyoruz. Vay vay. Hoş bulduk, hoş bulduk. Açım aç. Aç. Otlu bir de yapacağız, pişirip yiyeceğiz. Daha ne olsun? Otlu pidemiz var, otlu pide. Her şey var içinde. Peynir var, ıspanak var, soğan var, nor var, çökelek, her şey var. Şimdi bu şahane otlu börek, otlu börek mi pide evet, mi olur? Pide. Pide. Otlu pide nasıl yapılıyor? Onu otlu beraber öğreneceğiz. Otlu pide nasıl yapılıyor? İçine otu koyuyoruz. Oldu sen otlu pide bu kadar. Hadi gidelim. Otu koydum oldu sen otlu pide. Şimdi bu bildiğimiz ot da ne ıspanak mı? Ispanak. 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 Ne var başka içinde? Dereotu var, maydanoz var, yeşillik. Bütün otlar var. Var. Bizim var, buralar evet. Zaten otu bol. Sancaklı evet. Bozköy zaten otundan meşhurdur. Değil mi? Evet. Bir şey soracağım ana. Bunları nereden topluyorsunuz siz bahçenizden? Ekiyoruz. Kendiniz mi ekiyorsunuz? Kendimiz ekiyoruz. Ha nereye ekiyorsunuz kız? Tarladan getiriyoruz dışarıdan. Ha tarlada. Evet. Ha evin önünde değil, burada değil yani. Evin önünde de var da çok yok. Bak burada neler var. Şimdi bismillah. Şimdi bu. Bak burada ıspanak var. Ispanak var. Başka? Soğan yaprağı var, maydanoz var, nor var, peynir var, zeytinyağı var içinde, vay, biber vay, var, vay. Pırasa var. Pırasa var. Kız ben ne diyorum, bizimkiler niye yaşlanmıyor? Çok zengin bu. Vallahi maşallah, yemin ediyorum bak. Her şey var, şifa her şey şifa. Var içinde. Peki bu peynir ne peyniri? Kaşar peyniri. Kaşar peyniri koyduk. Evet, kaşar peyniri de var, normal peynir de normal var. Normal peynir de var, şey tatlı yapsın diye. Ha tadını versin. Ya da Nur o kadar tatlı yapmıyor. Peki bir şey söyleyeceğim ana. Hı? Bu ot güzel, tamam şifa da. Bu kilo yapmaz mı bize? Yiyoruz ya hamurla. Bir kereliğine bir şey olmaz. Aman. Sen de. He canım ne oldu? Çok güzel otuğunda. Çok güzel oluyor. Bir şey olmaz. Biz ne ayda bir kere yapıyoruz bunu. He her kendimize. Gün. Kendimize. Her gün yemiyoruz ya desek. Her gün yemiyoruz. O zaman kilo yapar. Her gün yersek kilo yapar. Ama otu yiyoruz. Otu yiyoruz. Ot faydalı. Şimdi bunların hepsini karıştırdık. Zeytinyağı döktük. Zeytinyağı döktük. Çok o lezzetli. Ha. Çok lezzetli. Böyle tattım bunu ben, tadı yerinde mi diye tattım. Bir de ben tadı yerinde, bir de ben tadayım. Ne olur, olur, olur. Bir de ben bakayım tadı yerinde mi. Tat, bak. Ya. Bakabilirsin. Sonra bakayım, sonra bakayım. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu nasıl dolduruyoruz? Şimdi görelim bakalım. Sen nasıl bir tane yap da. Şimdi hamuru açacağım. Tamam. Yarı dilber, yarı saçım, sarımsın, sarımsın. Vay, vay, vay. Şahane. Otlu bir de. Otlu bir de. Tamam. Vay, vay, vay. Bakar mısınız şunun güzelliğine, şu nimetin güzelliğine? Yarı dilber, yarı saçım, sarımsın, sarımsın. Bayılıyorum buna, bayılıyorum. Otlu otlu ama bir tane ot değil bunun içinde. Kaç tane ot çeşit, var? Çeşit, çok çeşit var oğlum. Çeşit çok. Niye? Çeşit çok. Nimet bol, köy çok. Güzel. Ha, köy güzel, her şey var. Köyümüz çok bolluk. Kavun tatlı, ben ne yapayım? Her şey var köyde. Her şey var köyde her maşallah. Şey var köyde. İşte bununla böyle şifa, her birine şifa var. Aa, anam o bize şifalı elleriyle inşallah. Şifa edin. Size otu bir de içine doldurdu. Oh! Bir şey söyleyeceğim, o patlamaz mı? Çok bol koydun. Yok, patlamaz. Çok bol olmasa da dolmaz. Ha, bol olacak. Ha. Bunu böyle içine koyuyorum, açıyorum hamuru. Yenge yenge Kezban yenge muhtarım oldun Kezban yenge. Kezban yenge. Hani ne yaptın kız? Muhtar olmadım da muhtarın ablası oldum. Ha sen muhtarın ablasısın, doğru. Muhtarım da sağ olsun bayağı bir yıllardır herhalde. Var değil mi? Muhtar 3 dönemdi. Maşallah. Bir de belediye meclisi üyesi oldu. Oo. Kardeşim köyde sevilen sayılan insan. Kardeşim diye söylemiyorum diyorum evet. Yani. İyi adamdır diyorum. Amin. Kız bir şey söyleyeceğim. Koca köyü mü doyuracaksınız? Siz ne yaptınız ya? Siz nasıl eli açık kadınlar mısınız? Siz yeter de koca köyü. Biz yediğini severiz her zaman. Kız Manisa'yı mı doyuracaksınız? Bu evet. Ne kadar? Evet. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Bak elma sana. Efendim? Bu yapacağımız benim olsun, tamam mı? Olsun. Tamam çünkü. Şimdi kendi böreğimizi kendimiz yapıyoruz. Olsun. Şöyle olsun. Koy bakalım. Belki çok. Çok mu oldu? Güzel olmaz öyle çok. Ama oldu niye mı? Ya? Biraz bol olsun da içi. Bol olsun da bu sefer de akar içinden patlar. Tamam doğru söylüyorsun. Evet. Şaka yaptım, şaka yaptım. Ha. Şu kadar yeter mi? Birazcık daha koyman lazım. Tamam azıcık daha. Azıcık daha şöyle koydum. Yeter şimdi. Tamam. Çok.
Şimdi bak nasıl yapılıyor? Anam nasıl yapıyor? Ha şöyle tükeceğim. Bu oraya ucunu büktün. Sonra tükü gidiyor. Hani dikiş atmadın, dikiş atmadın. Ha benim dikişim budur. Bu kadar. Evet. Açılmaz mı? Açılmaz. Ha un döktün. Hı, ha bu. Anam çıtır çıtır kız yanıyor. Fırın yanıyor. Elmas ana. Fırın yanıyor. Şimdi nasıl olduğunu gördük, çok kolay. Ucundan anam böyle dikişlerini attı eliyle, üstüne de onu niye serptin anam? Onu serpmesem hamur yere yapışır, alamayız. Fırının içine atılacak. Ha. Şimdi nasıl pişireceğiz? Yapışmasın diye. Yapışmasın diye patlar. Ha. Kezban yenge sen ne yapıyorsun? O somun yapıyor. Somun? Ekmek. Ben ekmek yaptım, ona şey vereyim, beze veriyorum. Yardım veriyor bana. Peki bir şey söyleyeceğim, hepsinin içini bununla dolduracağız. Normal öyle de ekmek olmaz mı? Ekmek olacak. De yapacağız. Yapacağız mı? Tereyağı olacağız. Allah işte bana öyle söyle, onu da söyle. Tereyağını bu konuşacak. Tamam, tereyağını sen konuşsun. Tamam. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Bundan bir kişi kaç tane yer normal? İki tane yer. Doyar. Değil mi? İki tane yine doyar, bilmiyor. Bu mesela hangi günlerde yapılır? Özel günlerde mi yapılır? Özel günlerde değil. Çocuklarımız geleceği zaman yapıyoruz biz bunu. He ben de senin oğlun sayılırım, ben geldim. Benim çocuğum var Manisa'da. Geldiğinde yapıyorum ben. Canım anam. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bunun yanında ayran mı içecek? Çay mı içecek? Çay da var. Su mu içecek? Çay demlendi bile. Ya. Tabii. Ya, siz nasıl güzel insanlarsınız. Bak söyledim. Pekmez de yiyebilirsin yanında. Koyu pekmezi. Valla. Yeşil zeytin. Ha, her şey var. Siyah zeytin. Allah. Lan olsun. Sızma zeytin ya. Ay maşallah. Her şey var. Her şey var. Niye? Bereketli. Bir de anam çok çalışkan ben maşallah. Yemin ediyorum acayip çalışkan. Ana kaçta kalkıyorsunuz bu sabah? Biz erken kalkıyoruz. Çocuğum namaza kalktık mı geri yatmıyoruz. Vallahi mı? Her kirazda gayet çok erken gidiyoruz kireze. Ha burası kiraz bu arada değil mi bizim asıl? Kiraz şey... Evet burası kiraz bölgesi. Ha. Yakında çıkar kirazlarımız, ben pazar bunu atlayacağım. Nereye atlayacağım kız? Kiraz atlayıp satacağım. Ha kiraz atlayacağım. He? Kiraz nasıl atlanıyor? Topluyorum. Ha atlayacağım, toplayacağım. Ben atlayacağım diyorum. Beni... Ben de atlayacağım o zaman. Bugün 8 Eylül'de bugün kirazı atlayacağım. Bugün kirazı atlayacağım. Yani toplayacağım. Ondan sonra inşallah toplama mevsimi geldi değil mi? Geldi. Çoğu topladı zaten de bizimkiler daha yeni oluyor. Bu hafta kirazı atlıyoruz. Aynen. Kirazı atlıyoruz bu hafta inşallah. Çocuklarımız tattı kirazı. Peki kaçta kalkıyorsunuz sabah mesela ezanla? Kaçta kalkıyoruz? 5:30-6 mı? 5:30'da kalkıyoruz her gün. Kiraza giderken 5'te kalkıyoruz. 5'te kalkıyorsunuz? Evet. Sonra? Sonra gidiyoruz tarlaya işte hazırlığımızı yapıyoruz. Kaça kadar? Akşam 4'e kadar. Abo! 4'e kadar mı? Evet. Hiç gelmiyoruz, oradasınız. Gelmiyoruz. Ne yiyorsunuz ki? Ben katıyorum yemeklik, her şeyi katıyorum. Ha giderken götürüyorum. Kahvaltılık götürüyorum, öğlen yemeklik götürüyorum. Ha. Orada çorba yapıyoruz, çay yapıyoruz. Oh! Peki. Ana hazırladın mı? Hazır mı fırın? Fırını yak. Fırına bak. Şimdi sabah 5'te kalkıyor anamlar. Evet. Doğru kiraza gidiyorlar. Kiraza ve akşamüstü 4'e kadar çalışıyorlar. 4'e kadar topluyoruz. Bir de diyor, kim diyor köylünün işi kolay diye ya. Çok zor köylünün işi. Diyorlar ki mesela benim şehirde tanıdığım çok kıymetli dostlarım var. Köyün işini kolay zannediyor. Diyor ki ya emekli olsam da köye gitsen tam. Hiç öyle değil. Soru kolay mı köy işi? Çok zor. Gübre bile çok zorlandı. Alıp atamıyoruz kirazlara bile bak. Kiraz ya. Ucuz. Bir de erken kalkması çalışması var. Bir de erken kalkması var. Köyün işi kolay olsa biz çok zor köyün işi. Köyde hayat çok güzel, çok keyifli. Her şey organik, her şey çok güzel ama kolay da değil. Bak Esma. Kolay lokma yok değil mi anacığım? Yok, kolay lokma yok çocuğum. Şey yapabilirsin gayet, boş pide. Boş pideye geçtik. Sevgili seyirciler, fırının başına geldik. Fırının başında da benim anam var. Elif Hanım şimdi bize nasıl yapıldığını anlatacak. Fırın bu arada içi bayağı cayır cayır yanıyor. Fırın hazır mı ana? Hazır, süpürülecek. Nasıl süpürülecek? Bak ustası geliyor. Kız içine girmeyeceğiz değil mi? İçine girmeyeceğim. Ustası geldi. Elmas ana. Kız içine girme süpürmeyeceğim. Yok içine girmeyeceğim. Dışarıdan süpüreceğim. Nasıl süpüreceksin kız? Şimdi işte. Böyle süpüreceğim. Bak. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarabbim. Abo. Ne güzel yaktıydık, sen söndürüyorsun. Ekmek pişireceğim içinde. O şimdi ıslak değil mi o içindeki ıslak. Şey? Islak, temizleyecek onu. Bizim yanmasın diye. Islak bir şey. Öteki öyle ıslatmazsam yanıyor bizim. Şimdi yanmasın. Evet, şimdi yanmaz. Bak, Allah Allah. Unu getirin. Unu getirin. Bulguru götürün. Şimdi un geldi. Unla ne yapacağız biz ana? Bu unu fırının içine atacağım biraz. He? Fırının sıcaklığını, soğukluğunu, ekmeği pişir. Nasıl pişir yani? Kontrol edeceğiz unla. Yanarsa bir tane ıslanık bezi, bir tane süpüreceğiz. Fırının sıcaklığını bir tane alacağız. Şimdi anladım kız. Tamam. Tamam şimdi anladım. Şimdi anladım. Tamam hadi bismillah. Bayağı
Elmas Hanım orada içeride ne varsa hepsini süpürdü. Ne köz kaldı, ne duman. Aa vallahi bitti. Ben anlamadım. O kadar yaktık, geri söndürdük mü? Ne oldu? Ben anlamadım. Sönmeden ateşte olmaz, yanır ekmek. Yanar değil mi? Fırının o kendi taşın sıcaklığı kaldı şimdi. Taş fırın değil mi? Fırın tabanı tuğla. Taş da değil, tuğladır o tabanı. Aa, tuğla. Şimdi birazcık bunu ıslatalım. Islatak mı? Şimdi onu ıslatak. Yandı. Çek. Çek. Al bu. Ebru baba, o suyu getir bakalım bana. Suyu getir. Islatıyoruz. Islat. Tamam, aceleye gerek yok. Fırın çok sıcak. Bir daha. Açık salla bir iç. Fırın çok sıcak. Çok sıcak anam, bu fırın nasıl soğuyacak, ben anlamadım. Ben bunu böyle soğutuyorum işte. Şimdi Elmas Hanım fırını iyice soğutuyor. Evet. Şimdi hazır mı şu anda? Hazır. Herkes onu daya duvar. Onunla işimiz bitti. Hani şey yapacaktık, un atacaktık. Ha, oraya şimdi anam oraya, Elif Hanım oraya unu attı. Un hemen yanarsa bir kere daha süpürülecek. Eğer yanmazsa... Evet, iyidir galiba. Olur mu? İyidir. Olur, tamam. Bismillah. Başlıyor bizim şahane pidelerimiz. 6-7 tane ot var içinde. Peynir var, zeytinyağı var. İşte onun tamamı da ne oluyor? Bizim otlu pidemiz oluyor. Şimdi fırına gönderiyoruz. Birazdan şahane, o tuğladan yapılmış şahane kara fırının içinde çok güzel pidelerimiz çıkacak inşallah. Ana! Burak! Benimki vardı, benimki bir daha büyüdü, onu koyup benimki nerede? Ha, o benimki büyüğü benimdi, o en büyüğü. Bu seninki. He, Allah razı olsun. Anam! Düştü kız! Hadi elmas. Bir şey olmaz. Olmaz. Anam o kapkara oldu. Kurdun kuşun nasibi bir şekilde, Allah işte onu oraya nasip ediyor, o oraya düştü, o da onlara gidiyor. Zaten verecektik biz, iki tane olacak. Yapıştır. İki tane oldu. Yapıştır! Olmuyor. Yapıştır! Ne oldu kız? Ufur ekmedi mi? Yapışıyor küreğe. Ha, ur ekmek lazım. Evet. Ufra değil işte. Ha, biz buna ufra diyoruz çocuğum. Uşat belki. Bu şimdi ufra mı? Evet, bu ufra. Bu unga. Ufra. Ona ufra diyoruz. Ha, ufra diyoruz. Biz öyle diyoruz. Evet, biz öyle diyoruz. At ufrayı. Yapışmasın diye. Ha. Öte böyle yapıştı mı büyüğü, bideler güzel olmaz. Ha, tamam. Bunun içinde kaç dakika kalacak ki? Şimdi çıkar. Hemen. 6-7 dakika. En geç 10 dakika. Şahane. 6-7 dakikada acayip burada yemek hazır. Kurban oldum Allah. Valla ne güzel nasip etmiş, hemen pişiyor. Ufra, biz buna yapışmasın diye ufra ekiyoruz. Ufra ekiyoruz. Pide biçiyoruz. Evet, pide yapıyoruz. Pide yapıyoruz ha. Yapışmasın diye ufra ekiyoruz. Elif Ana. Evet. Bitti mi kız? Çok. Hadi canım. Ne yaptınız? Bütün köye mi yaptınız? Abooo, daha burada da var. Biz bunu yaptık mı 15 gün yiyiz bu ekmeği. Maşallah. Buzluğa koyuyoruz. Buzlukta ekmek yumuşacık kalıyor. Bak bu da, bir şey söyleyeceğim. Buzlukta mı kalıyor bu? Bu değil. Bu 15 gün durur buzlukta ekmek. Yapalım. Ha, burada yapılan ekmek. Ha, 15 gün bunu keseriz dörde. Ha. 15 gün ufra. Tamam, şey varmış. Varmış kız, ufra. Aç bir daha. Ufra mı? Ufra. Anam kız! Ufra olmazsa olmaz. Ufra yapışmasını engelliyor değil mi? Evet. Elif Hanım çırpıya gitti. Çırpıyı toplayacak. Niye? İçerinin biraz sıcaklığı geçmeye başladı çünkü. Evet. Onun geçmemesi lazım. Için bu içinde lazım. Çırpı lazım. Ha. Eğer hamurun yapışmamasını istiyorsun, ne yapıyorsun? Ufra atıyorsun. Ufra ne? Ufra mıydı? Ufra. Ufra da bizim beyaz un. Oh. Bu bidelerin çabucak kabarması için. Öyle mi? Ha, bunu korsan yana çabuk kabarır. Ha, ama ben yanlış dedim. Doğru, senin söylediğin de doğru. Doğru muydu? Doğru. Hani ben doğru. Biraz sıcak olması için dedim ama. Sıcak olması için işte. Ama dışında olacak değil mi? Dışında olacak, içinde olmayacak. Ha, oradan oraya sıcaklık gidecek. Gidiyor. Abi, şey alalım. Vay be. Tamam. Neler bulmuşsunuz anam? Seler olsun. İçeride yaklaşık 40 tane falan var mıdır? Yoktur. 20 Çok attım. 20 tane falan bizim şahane otlu pidemiz içeride şu anda pişiyor. Kıvırı zıvırı 7-8 dakika sonra tamamen şahane bir şekilde sofralarımıza gelecek, size göstereceğiz. İçinde türlü türlü çeşit çeşit otlar var. Evet. Acayip nimetler, şifa niyetine ister öyle ye, ister hamurun içinde ye. Ye de nasıl yersen ye. Allah vermiş, kurban oldum. Yemeyelim mi? Yemeyelim. Hep biri yiyelim. Vallahi ya, Allah'ım ya Rabbim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi, aha bak, dışına yaktılar anamlar değil mi Elmas Ana? Evet. Dışında. İçeride artık hiçbir ateş yanmıyor. Oranın kendi sıcaklığı var. Oranın kendi sıcaklığı, bir de buradan biz buna yalazı deriz biz. Yalazı mı? Yalazı deriz. Yalazı ateş, ne efendim? Yalazı bu ateş. Ha. İçindeki pideleri güzel kabartıyor. Peki ama dışından içindeki pideleri nasıl faydası kabartıyor? Faydası oluyor bunu. Allah Allah. Oluyor. Şimdi bunu yakmazsak birazcık kuru bir şey.
Ha. Bunu böyle öne koyduğum zaman çok güzel oluyor. Ay inşallah inşallah. He. Acayip heyecanlıyız. Tanelerden toplandı, otlar geldi. Evet. Hepsi birleştirildi. Peynir, zeytinyağı kondu. Aa, bu şahane fırının içinde pişmeye başladı. Evet. Kapısında da yalızı var. Yalızı. Heh, yalızı. Yalızı, o yalızı da o dışarının sıcaklığını, dışarının soğukluğunu içeriye alıyor. Sıcaklık evet, veriyor. Evet. Harika. Bir bakabilir miyim? Bakalım bakalım. Buyurun bakalım. Anam. Kabarmaya başlamış. Bir daha bak, bir daha bak hanım, bir daha bak. Açılı bir daha. Vay, kabarmaya başlamış. Kenardan pişmeye başlamış pişiyor. Vallahi başlamış. Ha. Kabarmaya başlamış. Hemen çıkaracağız biraz sonra. Hadi. Vallahi hiç affı yok fırının. Anında yakıyor, anında sönüyor. Ben anlamadım ha. Yakıyor, bir de çıkıyor. Vay vay vay. Balık gibi, vallahi balık gibi. Bak 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 bak, şuna bak, yemin ediyorum ha. Lüfer mi bu ya? Bu nasıl güzel oldu bu? Ana al kız! Ne kadar? Gel, gel üç tarafından al. Vay vay vay. Rahat çevir. Çevir çevir çevir. Yanıyor. Yanmaz. İyi mi? Altı bile iyi mi? Altına bak. İyi güzel. Ha, gönder gönder gönder. Biraz pişmiş mi? Pişmesi lazım çünkü. Ha, bu arada altına bakılıyor yani öyle. Hem ya, birden her istediğimizi işte çekmiyoruz yani. Aynı çocuk. Şimdi bunlar ilk pişenler. İşte bunun için ot kaynıyor. Ot kay... Anam ot kaynıyor. Şimdi bunun içinde hazine bunun hazine içinde. Hazine var onun içinde. Aynen öyle. Aha bismillah. Ya Allah. Aha. Abo. Ah çok sıcak. Dayanamıyorum. Allah işte hazine burada. Şöyle anam çok güzel görünmüyor mu ya? Bildiğiniz ot yemeğini. Allah. Tencere yok. Tencere yok. Yerine işte bu pide var, ekmek var, hamur var. Şöyle göstereyim. Şahane değil mi? İnşallah yolunuz düşer de gelirsiniz. Bu güzellikleri yerinde görür, tadarsınız. Allah güzel olmuş. Eline sağlık. Ama kokusu bile yetiyor yani yemin ediyorum. Yiyin bakalım o zaman tadına bakalım. Yiyin gari, yiyin gari. Evet, daha içeride 15-20 tane daha var. Pişecek, pişecek. Karnımıza düşecek. Devam evet. ediyoruz. Ana bir şey söyleyeceğim. Geliyor. Geliyorum. Elif Ana çok güzel oldu ha. Ha? Fırıncının kürenin arkasında durulur mu? Durulmaz. Niye? Gözüne gider. Gözüne gider. Gözüne gider doğru söylüyorsun. Fırıncılar uzak durulur. Bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Şimdikiler hop pişmiş ağzıma düşmüş neydi ki? Hazıra kanık pişmişe konuk. Ha hazıra kanık pişmişe konuk. Eskiden yaşlı otoyolun kenarı gençler yapıyordum bu işi. Peki sen kaç yaşından beri yapıyorsun? 50 yaşında öğrendim bunu. 10 yaşında başka ekmek yapıyorduk biz. Ben 12 yaşından beri yapıyorum. Maşallah. 12 yaşından beri son ekmek yapıyorum. Bunu yapar bu. Kız, şimdikiler öğrendim. 10 yaşında zor da yeni yeni hani böyle bir... 10 yaşında çocuklar çok iş yapıyordu evvel. Evvel 6-7 çocuk vardı evlerde. He. İnsanlar iş düşüydü. Evet. İnsanlar leş verdin. Böyle hazır bir şey yoktu. Herkes kendi ürettiğini yiydi. Şimdi çocuk şimdi az... Hazır gidiverirle çarşılarına alıyla gidiverirle çocuklara. Piş çocuklar piş. Bir şey bilmiyor. Çocuk da az gayrı aman yavrum sen yiysen aman dur. Bir de okul çocuklar. Şimdi çocukların da okulu bize öyle 23 sene okul kapalıydı. He. Ondan sonra... Aaa! Şey kuleye ne vurdu bana? Ben sana ne dedim? Böğürme vurdu, böğürme. Böğürme vurdu ya kız. Vurur da ben sana ne dedim işte. Doğru, doğru dedin. Aa ekmek düştü. Aa! Dur. Bismillah. Çok öpemeyeceğim, çok sıcak. Bir şey söyleyeceğim. Ben sana ne dedim? Kuleye kadar durulmaz değil mi? Durulmaz, aynen öyle. Şimdi peki, 10 yaşından beri sen bu işleri yapıyorsun. Anan sana nasıl kıyıyordu? Şimdikileri hiç kıyamıyordu çocuk. Öyle bir evvel kıyma yok. Ötekini de bir yandan boyayalım içine. Okay. Boyalım. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Bugün köyü doyuracağız Ella'm. Bugün köyü doyuracağız. Vaziyet onu gösteriyor. Şahane, acayip güzel nimet. Ufra ufra. Ufra nereye kı? Ufra yap or ora. Oraya oraya ufra ufra. Yapışmış. Altına bunu kaste konmuşsun. At 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 at. Dur 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 dur. Dur kız. Ufra. Ha. Ha. Anam ne zormuş. Eller ufra edeyim ya hamur yapışmaz. Ha. Eli de ufra edeceksin ha. Hamur erimiş. Fazla durma hamur bozuluyor. Evet, şakası yok fırının. Şakası yok. Hiç şakası yok. Bu fırının şakası yokmuş. Şimdi bunlar ne olacak? Bunlar boş bir de. Boş bir de. Ha. Bunlar tereyağından yiyiz, zeytin peynirine yiyiz. Koy 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 hemen. Hadi, hadi. Bunlar da boş bir de ekmeğin arasına tereyağı konacak. Tereyağın üstüne de peynir konacak. Peynirin üstüne de daha ne koyacaksın? Yık ayrı. Yık ayrı. Ufra ufra. Ha şimdi ufra. Hadi bakalım. Ufralayacak mısın? Ora mı? Bir yandan getiriyorum çocuğum, bir yandan götürüyorum tamam, ben onu. Valla bir götürüyorum, bir getiriyorum. İçindekinden yanar götürüyorum, getirmesin. Tamam. Ha. Şimdi normal ekmeğe dönüyoruz artık değil mi ana? Dönmüş daha bir de bunlar. Ha, daha bir de mi? Şu kız şu normal değil mi? O boş bir de. Ha boş bir de, boş bir de, boş bir diye döndük. Ha, şimdi, dedim ya arasına tereyağı koyacağız. Tamam. Ufra. Ha ufra. O kadar canım, tamam. Uyş. Ha.
Ha? Bitmiyor mu daha? Bitiyor, bitiyor. Az kaldı. Son 5 tane kaldı. Az kaldı. Son 5. Ofra. Oo, şahane vallahi. Bu da arma kadaya. Vay. Gel. Ne şanslı vallahi burada ebeleri, nineleri olanlar ne şanslı böyle evet, güzel köy. Antalya'da torunum okuyor. Bir tarafı selam söyle. Selam söyle. Benim İsmail'imi, Kara İsmail'imi çok seviyorum. Kara İsmail mi? Kara İsmail'imi çok seviyorum. Bir sürü selamlar. Antalya, Alanya'da. He? Okuyor. İsmail de kara mı benim gibi? Kara, kara. Ben de böyle pek güzel geliyor kara böyle. Gözüme çok güzel geliyor. Neyinde tamam mı? Ay, kara ne güzel. Kara iyidir. Ayla güzel. Koy şimdi buna. Gözüme güzel geliyor. Hemen hazırladılar görmüş olduğunuz gibi. Burada bir köyü doyuracak kadar var maşallah. Ana neredesiniz evet, kız gelin. Buradayım. Ha, Elmas Hanım da burada. Evet buradayım. Şahane oldu. İşte bunların içi o az önceki size göstermiş olduğum. Çayla çok güzel. Otla kaynıyor. Ha, otla kaynıyor. Çayla güzel olur. Tamam çay var mı? Var. Çayımız da var. İnşallah yolunuz düşer de bizim bu güzel köye. Siz de yerinde tadarsanız şöyle ben şunu şöyle ha. Size bir göstereyim, ikram edeyim. Siz de kalabalıksınız. Kıvırı zıvırı bir 60-70 milyon buluyorsunuz yani buluyorsunuz. Size de ikram edeyim. Hadi bismillah afiyet olsun. Buyurun otlu pide. Sevgili seyirciler, Bostan'a geldik, Bostan'a! Hangi Bostan'a? Tabii ki Şevketi Bostan'a. Bizim Sancaklı Bozköy'ün o şahane, dillere destan, şifa kaynağı. Neydi ana adı? Emine. Yok senin adın değil kız, otun adı neydi? Şevketi Bostan. Şevketi Bostan! Ağaç çıkardı, işte. Bakayım hangisi? Bu mu? Çok şifalıdır bu. Ana bu diken kı. Diken değil. Bakayım bir dakika bakayım. Çok güzeldir. İşte şahane dertlilere, deva, hastalara şifa, inanılmaz güzel lezzeti olan Şevketi Bostan. Bildiğimiz tiken. Mevla yılanın zehrine derman gizlemiş. Tahılın tanesine harman gizlemiş. Bu dikenin içine de şifa gizlemiş. Şifa. Vay be. Hastalıklara da iyi gelir. Hangi hastalığa iyi gelir ana bu? Her şeye iyi gelir. İdrar yollarına. Her şeye iyi gelir. Bak bir şey söyleyeceğim. Şifalı şifalı. İçinden süt mü çıktı kız? Süt çıkar. Süt değil mi? İşte Şevketi Bostan. Emine ana. Eline sağlık kız. Sen bunu nasıl anlıyorsun? Nereden biliyorsunuz bunu Şevketi Bostan'ı? Biliyorum onu her zaman iyiyiz. İyiyiz biz de iyiyiz ama ben kız ben olsam üstüne basar geçerim onu diken diye. Anlamayan bilmeyen yapar. Ben anlamıyorum valla. Ana ne diyorsun bu işe? Söyle. Bilen yapar. Biz onları bildiğimizden. Ezeliler biliriz biz onları. Yiyiz alıp onlar. Yiyiz de. Onu sıyıracaksın bu dikenleri. Haşlatacaksın. Yağda kavuracaksın. Biz dikeni mi yiyeceğiz? Tereyağını. Tereyağını bak bunlar böyle sıyrılacak. Bak. Ha. Sıyrılacak, haşlatılacak ha. Suda. Ana kız elin, anam elin eline batmadı mı kız? Tereyağından kavuracaksın onu. Sarımsaklı yoğurt yapıp çok güzel olur. Vay. Aha şuralar. Ha şuralar sıyrılıyor. Tabii öyle. Vay. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun neresinden belli Şevketi Bostan olduğunu? Bir sürü böyle diken var. Al bak bir şey söyle. Biliriz tabii. Şimdi biz devamlı gördüğümüzde görmeyen anlayamaz bunu. Şimdi öbür dikeni gösterelim sana. Başka var mı? Daha arkada var. Bak şurada. Aa mesela. Aa Şevketi Bostan. O da Şevketi Bostan. Aa şu. O da Şevketi Bostan. Bak bu da Şevketi Bostan. Bunu atayım içine. Tamam bir tane topladık. Şimdi bunu nasıl çıkaracağız ana? Çıkaracağız. Hele bir kaz bakayım nasıl kazıyorsun. Aman kız adıma vurma. Küreye yedim bir de onu yemeyeyim. İşte yine bir Şevketi Bostan. Allah Allah. Şimdi bunun şifası dikenlerinde. Bak bunlar böyle sıyıracak. Bak böyle yapacağız bak bunları. Bunları böyle sıyırdık mı böyle. Ana eline batmıyor mu? Sıcak suda haşlayacağız. Bu kokunu sıyıracağız dışını. Kokunu da koku değinir. Burası değinecek. Ha, orası esas şifa burada kokunda. Şevketi Bostan'ın koku mu bu? Ha, koku o. Bak bu toprak kır olduğundan küçük. Onun kökü böyle büyük olur. Tabii. Kuvvetli yerlerde. Kır toprakla burada zayıf biraz. Aa buldum bu da Şevketi Bostan. Aa gel kız. Kız gelin. Batar o deve dikeni. Deve dikeni mi? Deve dikeni o değil. Ya ben bula deve dikenini mi buldum? Deve dikeni bulmuşum. Ben bula şansa bu deve dikenini mi buldum? Deve dikeni olmaz. Ben ne yapayım arkadaş ben? Onu elle eline batar o. Yok onu ellemem. Gide onu elle. Yok vallahi hiç ellemem. Şunu da atayım içine. Akşamının bugün Şevketi Bostan var. Bu ne? Ne yapıyorsun? Şey dikeni o. Ne dikeni? Aynı değil deve dikeni o. Hadi. Değil. Değil deve dikeni. Deve dikeni o. Aynı mı? Aynı.
Aynen, ben de öyleyken zaten geldim. Aynen. Ben buldum kız benim. Al oğlum, benim dediğim çıktı. Vallahi benim dediğim çıktı ha. Bak. Bu da şirketi bostanmış. Bunun başka adı var, o ne? Akkız dikeni deriz buna. Akkız mı? Biz Akkız öyle değil. Biz öyle göresel öyle konuşuyorduk. O nasıl arkanda da var gibi ya, orada. Ya oraya da bakalım, sonra öbür tarafa gidelim. Akkız dikeni, hem şirketi bostan diyorlar, şirketi bostan. Yöresel diğer, olarak Akkız deniyor. Yöresel olarak da Akkız deniyor. Akkız mı? Yalnız burayı yol çok çek. Ana ben yapayım mı? Yapayım bakalım. Vay maşallah. Emine ana var ya, sen de var ya, yemin ediyorum helal olsun sana. Ana sen kaç yaşındasın? 77. Vay maşallah kızsın, helal olsun kız, nasıl yapıyorsun? Ana sen? 68. Maşallah size ya, vallahi helal olsun. Allah sizi nazarlardan saklasın canım. Kurban olurum, kurban olurum. Kurban olurum veren Allah. Şimdi Şevketi Bostan'ı gördük nasıl olduğunu. Şimdi ben bir tane bulacağım. Çünkü ben bu işi öğrenmem lazım. Şimdi bir tane ben bulacağım ki. Ana şunu ver kız. Gel bakayım, şimdi Şevketi Bostan arıyoruz. Manisa Sancaklı Bozköy'ü, güzeller güzeli, yemyeşil, mis gibi havası, şahane doğası, bir de böyle tertemiz anasıyla meşhur bizim buralar. Allah razı olsun. Şimdi Şevketi Bostan bulacağız. Ağaçam Hanım da size Şevketi Bostan, diğer yöresel adı da Akkız. Akkız. Akkız mıydı kız? Akkız. Akkız. Akkız dikeni. Akkız dikeni, Akkız dikeni. Ana buldum, ben buldum. Gelin, gelin. Hadi gelin kız. Kız ne mağazı? Aa işte. Akkız dikeni değil mi bu? Aa buldum, gelin. Gelin. Tan. Kaşık. Aha. Aa. Gelin, al. Bu da mı değil? Değil, değil. Ya sizin dikenle benim diken arasında ne fark var? Allah'ını seversen. Bak bakalım, bir bak kendin gör farkını. Benimki daha güzel, bak daha büyük. Elleyemezsin onu. Al onu. Bak işte. Evveli bizim bu yörelerde deve çoktu. Bizim çocukumuzda deve geldi ya, deve yiyor onu. Biz üç kişiydik. Elif ana, Emine ana, bir de karı olan ben. Biz üç kişiydik. Ben deve dikenini buldum. Anamlar Akkız'ı buldu. Deve dikeniyle Akkız'ın farkı, Akkız kız gibi narin, deve dikeni de deve gibi. Dikenli mi? Ne olsa olur. Deve dikeni deve mi yiyordu? Deve yiyor onu. Deve yiyor. Hani var mı başka? Hani ben? Burada var. Hani? Aha! Ben buldum. Ben buldum. Ben buldum gibi yapayım. Ne olur ana, ben buldum. Ben buldum. Gene ben buldum. Sevgili seyirciler. Şimdi bunu kazacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan alıyorum. Anam ne oldu? Geriden. Aba yarım. Vur. Geriden. Tamam oldu. Aha. Sen yumuşak gelecek geldin. Ana bu ne? Hani bunun kökü gelmedi. Geldi. Kız bunun kökü gitti. Gitmedi. Herkese ak kızın kökü, bana zıkkımın kökü. Bana niye gelmedi bunun kökü? Derin fıraydın, yukarı fırdın, gelmedi. Acaba altta mı kaldı? Yok, yok. Kız benim kök nerede? Yok. Aa burada, aa gel gel. Bak. Hani ya? Aa vallahi burada. Parçaladı. Bak. Parçaladı. Bu normalde benim köktü. Parçaladı. Şu, şunu bak şunlar benim köktü. Ama işte olmadı. Nasıl? Sen yukarı salladın. Vermiyorsa Mahmut, neylesin Mahmut. Ben ne yapayım? Şunu da. Hangisini? O da mı? Ha, o da. Tamam birazcık daha geriden vuracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Derin vuracağım. Ara! Gel kız! Çek şunu! Tamam. Ben vuracağım, çek. Çekil oradan. Ana gitti mi kız? Gitmedi. Pur. Açık yakına. Pur aşağı pur. Aynı yerine pur. Al bak. Dur bakayım. Aa bu sefer daha iyi. İşte Akkız. Bu da Akkız'ın kökü. Yani Şevketi Bostan! Oldu mu ana kız? Oldu. Şunu. Kız elimi bıçağı mıçağı sokma da Allah muhafaza. Emine ana. Ha işte şurası. Değil mi? Abi şu beyaz yer. En güzel yeri, şahane. Şimdi şu tarafa gidelim. Anamın yanına doğru gidelim. Gelin. Gelin gelin. Ana buldun mu? Buldum. Hangisi kız? Ya sana helal olsun. He, bak. Buldum. Adın neydi ana? Müride. Müride anam da bulmuş. Ana sen kaç yaşındasın? 73. Ay maşallah. Şu anda yaş ortalamamız 68 ile 70 arası. Yani en büyüğümüz 78 miydi ana? 77. Ondan sonra en küçüğü de ana. Ana gel gel, niye orada oturuyorsun? Gel ne yeni gelin gibi sen oraya oturdun, gel. Biz çalışıyoruz, sen orada oturuyorsun. Ne? Şimdi burada bir tane daha var. Akşama ziyafet var. Bir Şevketi tane daha Bostan. Yanında var. Bunu kim çıkaracak? Elin ağrımasın. Kolun ağrıysa ben yaparım. Dur kız, kafama lohumu vurun. Kolun ağrıysa ben yaparım. Vay anam be. Aşağı pur. İşte Anadolu kadını. İşte.
Has. Sağlam gıdalar. Has yoruk kadını. Aha işte bak ya. Kok dedin böyle olur ya. Kız benim kokler. Benim kokler çürük çıktı ya çürük. Yerden daldırdım çıkarmış. İşte bak 74 yaş işte böyle oluyor tecrübe. Benim kök çıktı şu kadar. Sana geçirdim bir şey. Vallahi billahi ya. İşte böyle olması lazım. Maşallah subhanallah. Efelerde geliyor dört atlı cep kelleri katlı. Efelerde geliyor dört atlı cep kelleri kanatlı. Sarcada efeyi vurmuşlar haydi de gelin. Dallara bastı kiraz, gel bize biraz biraz. Sevgili seyirciler, dünyanın kirazı bir yana, bizim buranın Sancaklı Bozköy'ün kirazı ayrı tarafa. Efsane. Selamünaleyküm. Muhtarım ne yapıyorsun? İşte muhtarım. Muhtarım bir şey soracağım. Bilmiyorum. Hakikaten bizim buranın kirazı efsane. Herkes çok seviyor, evet. Çok beğeniyor. Evet. Özelliği ne? Mesela tam olmamış daha, yeni mi oluyor bunlar? Evet. Yeni daha yeni olmaya başlıyor. Hı. Allah'ın izniyle bir haftaya kadar bunlar tamamen olgunlaştığında bir hafta daha geç gelemedim ben. Eşsiz bir lezzetiyle, tanesiyle bunun en az 3 katı büyüklüğünde olacak. 3 katı? Evet. En az 3 katı büyüklüğünde olacak. Eşsiz lezzetiyle yani havasıyla zaten müthiş bir şeye sahip. Bu ne cins oluyor bu abi? Bu karabudur. Karabudur. Karabudur kirazı. Tamam. Şimdi en erkenci kirazlardan bir tanesi ve de iç piyasa malı genel olarak. Bölgede mi yoksa Türkiye'de mi en çok en erken burada yetişiyor? Türkiye'de ilk kiraz Sancaklı Bozköy'de piyasaya çıktı. Hı hı. Şu anda az da olsa toplanmaya devam ediyor. Ama önümüzdeki ayın 27-28'inden sonra fevkalade bütün tüccarlar almaya başlayacak. Harika. Yani günde 20 ton 15 ton civarlarında kiraz iç piyasaya dağıtılmaya başlanacak. Maşallah. Önümüzdeki bir ay yakın zamanda da Salihli ya da işte Allah Ziraat 900 dediğimiz kiraz piyasaya çıkacak. O da uluslararası piyasada. Yani nereye gidiyor? Kanada, İtalya, Almanya. Genelde Avrupa ülkelerine gidiyor. Çünkü bu doğal işte görüyorsunuz iklimiyle yani yarı güneşi alan bir bölge. Tam güne karşı da değil. Gölgelik bir alanda değil. Toprakları çok kaliteli topraklara sahip. Yani onun için ki kirazdaki dayanıklılık çok fazla. Yani misal sıkabilirsiniz. Hiçbir tane leke de yapmıyor. Ve de piyasa yani yola dayanan bir toprağa şeye sahip. Çünkü zemin sıkı bir zemin. Demir vitaminli, potasyum fazla olduğu bir zemin. Hı hı. Ve de bu da kirazın kalitesini ve de damak tadını arttırıyor. Ta Kanada'ya gidiyor ya. Uçakla gidiyor pazarda ama hiç en ufak doğal şeyini kaybetmiyor. İşte Ziraat 9 dediğimiz kirazlar. Napolyon işte şu arkamızda daha sonra olacak kirazlar. Bunlar Napolyon. Napolyon. Bu da İtalya'ya ağırlıkta. İşte İtalyanlar ağırlıkta Ruslarla. İtalyanlar yani, Napolyon diye istiyorlar. Napolyon dedi. Yani onlar Napolyon. Kirazı diyor. Siyah. Onların oluşu biraz siyah. Daha çok. Bu kirazların rengi biraz daha pembe. Ve de albinisi görüntü şekli daha farklı. Çünkü Sancaklı Bozköy'ümüz gerçekten Manisa'nın değil Ege'nin en güzel köyü bize göre. Çünkü cennet gibi memleket. Her anında işte gördüğünüz gibi memleketimizde kirazı, üzümü, zeytini, eriği olmayan şey doğal bir şey yok. Narenci de dahil var. Onun için bize göre cennet bir memleket. Havasıyla, suyuyla her 10 numara bir memleket. Harika. Kimin canı ilk kiraz çektiyse ilk Sancaklı Bozköy'e gelmek zorunda çünkü. Evet. İlk burada ha, maalesef çıkıyor. Böyle. Ha, aklınızda olsun. Aşeren falan olur. Aman bak bir şey olduğu zaman arayın bizi. Arayın bizi. Muhtarım ya. Sıkıntı yok. Biz göndeririz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Türkiye'de ilk kiraz bizim burada çıkıyor. Evet. Manisa'da Sancaklı Bozköy'de Türkiye'nin göz bebeği gerçekten 15 bin dekar alana sahip bir köy. Günde ve de, ne kadar çıkıyor? Günde yaklaşık 20 tonun üzerinde. Aa. Yani bu şu günlerde sonralarda 50 tona kadar çıkıyor günde. Maşallah. Peki mesela bu ağaç verdi bunu topladı. Evet. Bu sonra bir daha vermeyecek yok, değil mi? Yok yeni sene. Sonra bu mu verecek? Evet sonra bu. Bir dakika bu neydi? Bu karabodur. Karabodur. Sonra? Bu cins karabodur. Bu sapı kısa dediğimiz bir kiraz. Sapı kısa. Yemesi en çok güzel olan kirazlardan bir tanesi. Yani tadıyla lezzetiyle 10 numara bir kiraz. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar yerli mi? Yerli. Karabodur yerli. Bu da yerli. Bu sapı da yerli. Kısa da yerli. Yerli. Bunlar daha çok ihraç malı. Bu en son. Napolyon. En sondan bir önce. Salihli. Bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi. Evet. Senden laf çıkmaz. Tamam, benden de çıkmaz abi. Tamam. Bize en güzel hangisi onu söyle ya.
sapkısa. Vallahi. En güzel. En güzel sapkısa şu yemek açısından. Tamam. Onun üstüne kiraz sapkısa. Yok. Sapkısa kirazı. Daha olmadı ne zaman olacak? Olmadı. 10 gün sonra piyasada olur. Ah ben 10 gün sonra gelirim. Keşke gelseydin. Ah ben bir 15 gün sonra gelirim. Biz sana kargo yapalım Allah'ın izniyle. Eksik olmayın. Gerçekten. Hakikaten şahane. En güzel köyü aldık. Bir kere bizim yerli milli kirazımız sapıkısa ve karabodur. Evet. İlk onları tercih edersiniz. En güzeli yabancılar ya da turistik bölgeler yiyor. Onun için yani ama bizim bu yerli kirazında normal şey fiyat sofralarınızdaki tadı tamamen farklı bir şey. Onun kilosu ne kadar mesela? Ya bu 5 ile 7 arasında değişir. Ötekisi 20 bin lira. Ötekisi 20 lira şey yani. Mi? Rahat 900 salihli kirazı. Ha, salihli. 20 bin liraydı geçen yıl. 18-20 bin lira civarında gitti. Hmm. Ya tabi bu sene kirazlarımız hem çok verimli hem de görüyorsunuz ağaçlarında çok güzel kiraz var. Yani bir sene az bir sene çok olma durumu yok, oluyor mu? Yok havayla alakalı, iklimle alakalı. Bu yıl iklim çok güzeldi ve de işte görüyorsunuz her ağaçta da ortalama güzel bir meyve şeyi var. Hem görüntü açısından hem kalite açısından hem de sofralara damak tadı açısından güzel bir şey var. Yani çünkü bazı yıllar çok aşırı sıcak gidiyor. Erken olgunlaştığı zaman damak tadı işte gördüğünüz gibi küçük kalıyor. Ama diğer tarafta da aynı ağaç var görüyorsunuz. O ağaçlarda bunun yan tarafındaki de bunlar ama o geç olgunlaştığı için daha çok lezzetini yani topraktan zamanında uygunlaşıyor ve de lezzetini ona göre alıyorsunuz. Peki muhtarım yani. Rekorun kaç ne kadar yersin bir oturuşta? Yarım kilo. Hadi canım. Ben bir kilo yerim ha. Şimdi daha da kirazlarımız var. Hı-hı. Onların üstüne kiraz yok. Oradaki hava ve şey. Ha o bambaşka. Bambaşka. Bak sabah ezanında ben kalkıyordum. Şu kiraz cinsinden vardı. Domuz beklemeye gidiyoruz. Hı-hı. Nasıl biliyor musun? Orada sabah ezanında bir avuç kiraz yiyip de geliyorsun. Ne diyorsun ya? Sabah? Sabah ezanında eve gelirken. Peki ama bir şey söyleyeceğim. Domuz ne yapıyor kirazın? Kirazın dalını işte bunu bir yatırdım böyle çatır çatır ne var? Kirazı mı yiyor? Kirazı yiyor. Vay tabii. Domuz vay. Kirazı. Kirazı yiyor. Aman, ondan sonra. Gördün mü hınzırığı? Hiç gözünün kim? Yaşına bile bakmıyor. Ama çatır ben domuzun kiraz yediğini ilk defa duydum. Maalesef her şeyi yiyor. Her şeyi yiyor. Ay, şimdi her şeyi yiyor. Artı işte bunda bu tür şeyler onun en çok sevdiği şeyler. Çünkü ilk meyve ve de onların ağzı sulanıyor. Buna çünkü onlara albenisi görbenisi var. Aynen. O yüzden onların da rızkı nafakası yiyelim onu da. O doğalın onlara dengesini de onlar sağlıyor. Bereketli olsun inşallah. İnşallah Allah vatanımıza, milletimize hayırlı, bol, bereketli kazanç ihsan etsin. Amin. Tüm Türkiye'ye sevgiler gelsinler. Manisa'mıza, Sancaklıboz köyümüze gelsinler. Havasıyla, insanlarıyla, güzelliği yürü köyüne, Türkiye'nin en güzel köyüne gelsinler, görsünler. Biz 3 kişiydik. Emine Ana, Elif Ana, ben. Sonra çoğaldık. Gün geçtikçe çoğalıyoruz maşallah. Değil mi Anak'ı? Çoğalıyoruz, çoğalacağız. Şu an neredeyiz biz? Koca Çeşme derler buraya, akar. Bu ben bildim bileli buranın akar suyu. Büyük çeşme. Bu çınar peki? Kaç yıllık bu çınar? İzmir'den ölçücü geldi, 500 metreye kadar ölçtü. Ana pırçını asla bulamadı. Peki niye şikayet ettin sen? Çeşmeyi kestiler, çınarı kurutacağınız diye. Ha, peki bir şey söyleyeceğim. Buna kaç yıllık ağaç dediler çınar ağacı? 200 senelik bir çınar en az. Hani bilmiyorum ben orası. Ben buranın çocuğuydum, bu da buranın çocuğu. Bunlar dışarıdan geldi bu. Ha, gelin geldi onlar. Bunlar gelin geldi, biz buranın çocuğuyduk. Sana anlatırlardı bu 200 yıllık diye. Bizim babalarımız, dedelerimiz hep bu çınarın dibinde oturmuşlar önceden. Ha. Bu çınarın burada otururlardı, seyra yaparlardı eskiden. Bak bu devamına kar bu su. Bu su hep var mıydı burada ana? Burada iki vardım. Çınar vardı, biri kurudu, bir de havuz vardı burada evvel. Öyle mi? Havuz buradaydı, kuruttular. Havuz vardı, havuz kapattılar. Kapattılar. Hmm. Tabii ondan köyün isteyen burası soğuk suya, soğuktur su yemin. Soğuk suya gelirdin, otururlar burada yazın. Ne yapacak, söylenmiyor muydu be? Soğuk suya gelirdin. Burası, şurası da mahalleydin, bak şu gördüğün yer mahalleydin. Ha. O mahallere gelirdin, şurada mahalleydin. Buranın insanlar diyorum yaz geldim burada otururlar. Ama burada güzel be. Ha, güzel tabii. Ha çınarın gölgesinde. Kaymağına güzel yer burası. Kahvaltım burada benim yazın. Hadi canım. Tabii. Biz diyeydin kahvaltıya gelirdik. Ben yaptırayım beklem. Akşam çayı için, kahvesi için. Canım anam Allah razı olsun. Bunlar kimin? Bu keçiler, koyunlar kimin? Benim. Valla maşallah. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunlar hep burada mı otluyor? Hayır işte buralarda oturuyor. İşte buralarda fazla yere gidemeyiz. İsmi var mı onun adı? Var mı geçinin? Var. Hangisi? Koş diriz paket beyazdaki. Paket hangisi? Değil bak yuları olan. Ona niye paket dedin ki sen? Yular taktığımızda. Ha paketli o. O öbürü beyaz leke mi? Evet. Valla maşallah hepsi de çok güzel. Süt veriyor mu şimdi onlar?
Vermiyorlar. Biri veriyor ama oğlaklar var diye sağmıyor. Yavrularını yiyorlar. Yavrular küçük. Harika. Peki bu çeşme hep akıyor burada. Hakikaten buz gibi bir de ya. Soğukta buraya akıyor. Kışın bu kadar soğuk olmaz. Yazın çok sıcak başı yazın soğuk. Çocukken buraya geliyor muydunuz? Devam. Bizim şurada şu tepenin arda zeytinliğimiz. Her gün geliydik biz buraya. Ne yapıyordunuz? Oradan burada yemiş götürüyorduk. Yemişler bizi incire. Ha. Üzüm götürüyorduk. Zeytinlerimiz var. Orada incir, burası incir mevkisidir. Her gün bizim çocuk üzüm götürür sepetine. Evet. İncirleri toplar giderdik eve. Vay be. Şimdi gelirdi. Kaç sene oluyor? 60 sene önce. 56. Ben evlenene 56 sene oluyor. Hadi canım. 65'te evlendim. Elfam sosyal. 13 yaşında gelin ediyordular. Gelin olmadı ve ediyordular 13 yaşında. Düğün oldu mu? Oldu. Davul mu çaldılar mı? Tabii davulsuz düğün olur. Görükler davulsuz evvelden düğün olmaz. Evvelden. Sen neyle geldin? Ben de davulla. Tabii davulsuz düğün. Atınan geldin evvel gelinler davulla. Beyaz at mı kız? Tabii siyah kırmızı at getirdiler. Nasıl kırmızı? Kırmızı at sosyal bildirimler geldi. Kırmızı nasıl kız? Çam at kırmızı görmedin mi sen kırmızı at hiç? Yok. Ay nasıl görmüyor? Kırmızı at nasıl oldu? Oğlum buraya ne var? Şöyle kırçıldı böyle. Kahverenginin şey. Kızıl. Ha. Vay. Ha. Öyle anam geç, bunun altına gelmiş ya. Buradan çek geç. Peki bir şey söyleyeceğim. Anam gel. Bak bu hangisi? Beyaz leke mi bu? Paket. Paket mi bu? Evet. Bunu paketleyelim biz. Paketle. Paketleyelim bunu götürelim. Daha yavrulamadı. Ha ya, yavrulacak mı? Yavrulacak. Ne zaman? Az kaldı gayrı. Ay hadi inşallah. İnşallah. Peki ana bir şey söyleyeceğim. Çek oğlum. Burada gençken ne yapıyordunuz? Burada otur. Burada ne yapıyorduk? Çocukken geliydik oradan. Gelmişizde oynaşırdın buradan su içersin. Burada da mezar vardı. Mezardan aşağı yayan koşar gider. Evimiz yakındı burada. Ha. Mezardan aşağı çocuğu. Eskiden köyde su yoktu evlerde. Ha. Çok evde bir şey olmuyordu köylerde. Burası sulaktır bu mevki. Yani burada incirler, üzümler, her şey burada var. Eskiden her şey var. Burada yaşlılar oturdu. Benim çocukluğumda yaşlı insanlar vardı buranın yaşlıları. Ha. Burada kahvaltı yaparlar, onlara gelinler kızlar yemek getirdi. Vay. Onları gördük biz çocukluğumuzda. Onlar söyledi manayı. Onlar komşular, muhabbet ederlerdi. Biz de dinlerdik, onların kıyına vardık, oradan çeker giderdik. Burada deve sulallardı bizim çocukluğumuzda. Develere de, ne atıyordum ya bu develere? Kepek mi atıyordum ahıra? Dur. Ahıra bir şey atarlar, develer gelir burası sulandı. Sizin deviniz var mıydı? Yoktu, bizim de köyde vardı. Ama burası sulamaya gelirlerdi bizim çocukluğumuzda, biz görürdük. Ana bu köy çok güzel ha. Güzel. Ben gitmiyorum. Güzel. Ben zaten Manisa'da bile durmayayım. Bana Manisa kızımın kıyına gideyim, benim öğretmen kızım var Manisa'da. Akşama geri kaçıp geleyim kılıma. Valla sen gidiyor musun bir yerlere ana? Evde iyi, burayı bekleyin. Burayı bekliyor. Evet, bekçisi gibi bir şeyim buranın. İçiyor soy buz gibi duruyor. Böyle yerim olsun ben de beklerim. Ne güzelmiş. Çınarın bölgesi. Su akıyor. Hava bedava, su bedava. Yazın geldim ya bahçeler olacak daha burada, sebzeler olacak şimdi. Daha nasıl? Avluya bir girdim cennete girmiş gibi olacak. Vallahi her yaka çiçek, bahçe dolu oluyor. İki üç gün kalayım, benim karnım doyurur musunuz? Üstü öyle suya kadar kal. Yatağımızın üstünde yeri var. Hayır, kurban olur. Burada aç mı kalınır? Allah razı olsun. Musak. Görün köyüne giden aç kalmaz. Kalmaz. Yatacak yerde var. Sofrasında çok kaşığı da var. Ben kalıyorum hadi, ne yapıyorsanız yeter gayrı. Kal. Yeter ya. Kal. Yeter. Kal. Sevgili seyirciler, biz üç kişiydik. Demek ki üç kişiydik. Üç kişiydik. Topladık geldik bunları. Emine Hanım, Elif Hanım, Müride Hanım. Sonra ablalarım da geldi. Ne topladık biz? Akkız. Akkız. Diğer adı ne? Şevketi Bostan. Şevketi Bostan. Analarım sağ olsun. Yoruldunuz mu? Sen de sağ. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Biz karardık mı azıcık? Biraz karardık. Buranın güneşi yakar insanı. Az sen kararmışsın. Şahtım, şahbaz oldum. Karaydım, kaplara oldum. Vallahi. Onlar çapa çekmeye alışkın. Bu iş koymaz onlara. Sen beyazsın bak. Sen demek ki çok çalışmadın. Sen beyaz kalmışsın. Sen çalışmadın. Çalışmadın. Emeği ben çıkardım. Sen çıkardın. Tamam Emeği sen çıkardın da. Güneşte çok kalmamışsın. En çok o çalıştı. Bu yıl çalıştım. Bu yıl hasta. Bu yıl çalışıyorum. Anam ellerinize sağlık. Anam dur kız ne yapıyorsun? Eline batmıyor mu? Batmıyor. Aa bir şey sor. Kız diken bunlar, ne yapıyorsunuz? Diken. Ben de yapacağım. Bizim eller nasırlı. Aa bu. Aha işte bak anam. Bu ne kız? Bu sen çıkardın. Ben çıkardım. Vallahi ya. Nasıl gördün mü? Şimdi sevgili seyirciler. Bildiğiniz diken. Ah dikeni ne yapıyor? Anam dur. Anam ben bunu yapamam. Ya. Anam şunu nasıl bir şey yazıyor? Şöyle tuttum mu? Buruşmuş mu? Buruşmuş mu? Ya bekledik onu, ne yapacağız? Tabii bak, şöyle ettin mi? Kopun. Bir şey söyleyeceğim. Eline senin batmıyor mu? Suyla battılarım. Çünkü alışkınız ya. Abo valla yemin ediyorum işte analar işte aha dikeni eliyle böyle çekiyor, ben çekmeyeceğim, yok denemeyeceğim bile hatta. Neye deneyim ben? O çuvalla temizliği, bu ne olacak ona? Dur bakayım bir daha. Aaa valla battı. Ah bak şimdi.
Şunu şuradan alıyorsunuz. Öyle tuttum ben. Böyle tutacağım. Tuttum mu gider o. Abla nasıl bak, tutuyorsun? Bak, şöyle tutacağım seyirci. Şöyle bak tut. Aa! Kız elimi belime batırdın. Bunu hani bizi izleyen ya bana bu çocuk da hiçbir şey yapamıyor falan. Gelin buyurun yapın görelim. Evet. Mümkündür yapamazsınız ya. Ananın elleri şey olmuş. Nasıl olmuş ananın? Bu dikeni ananın gelini var Ukraynalı. Gördüğünde ay bu yenir mi dedi. Valla. Sonra sarımsaklı yoğurtlu yaptık. Anne bir diken yapıyor çok lezzetli diye Ukrayna'ya kadar şeye gitti bunun namı. Demiştiniz ki o da Türkiye'de diken yiyorlar. İşte bunun gelini. Ne bilsin onun adı Şevketi Bostan Akkız. Evet. Değil mi? Şimdi evet. Bunun müftariyası oldu ya. Evet. Bak şimdi ben de yapacağım da yok. Allah'ım yap. Yardım et ya Rabbim. Ha. Aha bismillah. Çevir, çevir dede. Yürü. Aha vallahi oldu yürü, ya. Yürü, yürü. Bizim yanımızda yok, durursan usta hadi sen sıcak suyu koy bacağı demene. Bunun benimle alakası sen yok. Benim. Bunun yetenekle de alakası yok. Analarımın elleri alışmış değil mi? Alışmış. Onların elleri çapa al. Tutmaya alışkın. Bu diken ne olacak? Yemin ediyorum çok enteresan ya. Bildiğin diken ya. Onlar buraya ben çıkardım. Bunu da sen çıkardın. Tabii ya ben çıkardım. Nasılım görüyor musun? Vallahi helal olsun. Yaş 73'e mi? Kökten çıkardım. Bak anam 73 yaşında. Anam 77 yaşında. Anam 60 kaçtı mı? 8. 68 yaşında. Seni sormuşsun. Beni sorma. Ben gencim daha. Sormuyoruz. Daha bize var. Ben babaanne, anneanne olmadım. Onun için gencim. Olsun. Size Rabbim hayırlı güzel ömür nasip etsin. Sevgili seyirciler, izliyorsunuz maşallah deyin analarıma. Bak nazar değerse vallahi sizden bilirim. Şimdi devam ediyoruz. Aa işte. Maşallah yapıyorsun. Kalktır gitsin. Kalktır gitsin vallahi. Bravo. Ben yaptım. Şevket'i bostanı soydum ben. Oldu Şevket'i bostanı soydum. Abi. Tamam. Demek ki alışılıyormuş. Alışılıyor. Ah. Buna sarımsaklı yoğurt yapacağız şimdi. Biz bir geldim çuvallarla getiriyoruz bunu. Sayır babam sayır. Ana. Heh. Kan kardeş olak mı kan? Kan kardeş olak mı? Kanım çıktı kan kardeş olak mı? Can. Bunların hepsi nereye gidecek? Bunlar yıkanacak önce bir. Tamam. Ondan sonra haşlanacak sarımsaklı yoğurt olacak buna. Allah. Tabii çok lezzetli olacak. Çok merak ediyorum nasıl olacak? Köy yoğurdundan. Dikenden şifa, o sofraların inanılmaz güzel dertlere deva lezzeti bizim Şevket'e şimdi Bostan. 5 dakikada olur. Diğer adı Akkız nasıl olacak birazdan göreceğiz. Başlıyor. Şevket'e Bostan başlıyor abla. Bunları şimdi doğrayacağız mı? Evet. O zaman bu bıçak senin. Evet. Dur. Kavga etmeyelim ha. Bu bıçak sen senin. Sen gideceksin ya nasıl kavga edeceğiz? He. Doğru söylüyorsun. Sen ne doğuruyorsun? Sarmaşık. Sarmaşık. Sen ne doğuruyorsun? Şevket'e Bostan. Şevket'e Bostan. Ana sen ne örüyorsun? Şevket'e Bostan temizliyor. Akkız temizliyor. Akkız temizliyor. Şimdi şahane suyumuz görmüş olduğunuz gibi. Kaynadı. Kaynadı. Abi yumurtalar nereden? Kümesten. Vallahi kümesten. Gitti anam. 2 dakikada sağ olsun. Kezban ablam aldı. Bu nereden? Bu yoğurt nereden? O da inekten. Bu da inekten. Yumurta kümesten, yoğurt inekten. Sarmaşık Dağı'dan. Sarmaşık Dağı'dan. Akkız Dağı'dan. Akkız Dağı'dan. Bedava'dan geçiniyoruz. Türkiye'den geçiniyoruz. Bedava olur mu ya? Sabah 4'te 5'te kalkıyoruz en yakın. He? Vallahi değil mi? Öyle. Vallahi öyle. Çok olsun. Pazardan almayız. Namazı kıldık mı ayakta? Namazda başlıyor değil mi? Namazı kıldığın herkes çıkıyor yola. Bu da hafif acı olur ama bu da bağırsaklardaki parazitleri temizler. Hadi canım. Bak gerçek söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim bu neydi? Bu sarmaşık. Acı olur bu hafif bak. Acı olsa ben yemem ya. Ben romatizma hastasıyım bana dokunuyor ben yiyemeyim o başka yalnız. Romatizma hastalarına iyi gelmiyor mu? Bana dokunuyor ben tövbe, hiç yemeyim. Tövbe. Peki bir şey söyleyeceğim. Kanı yükseltiyor bu. Vay ilk defa duydum. Aynen bunu da kaynatacağız öyle. Mı? Bunu kavuracağız yumurtalı yapacağız. Ha tamam yumurtalar onun için geldi. Evet. Tamam şahane. Ben bu arada küpünü yiyorum böyle ufaktan. İyi. Açtım. Bismillah. Benim elim değil Fadime Hanım'ın eli. Zaten Fadime Hanım var. Evet. Ablamın adı da Fadime. Burada iyice o dikenleri tamamen gidecek inşallah. Çek. Yumuşayacak burada kaynayacak. Kaynadıktan sonra da sarımsaklı yoğurtla efsane dillere destan şifa kaynağı Şevket'e Bostan hazır olacak. Burada da şahane. Abla, sarmaşık. Sarmaşık da bunu nasıl yapacaktık? Bunu yumurtalı yapacağız. Tabii yumurtalı olacak. İçine zeytinyağı koyup kavuracağız. İçine yumurta kıracağız ondan sonra. Şu görüyor musun şu güzelliği? Yemin ediyorum var ya. Hani altın ya, altın suyu. Ege'nin zeytini. Bizim buraların zeytini başka oluyor hakikaten. Kirazı başka da zeytini de başka oluyor. Şu yağın güzelliği şöyle başka. Göstereyim. Şöyle al sabahlara. Bizim zeytinlerimiz bir gün iki gün durdu mu hemen çürülmez. Hemen fabrikaya. Öyle mi? Dalından koptuğu gibi taze. Ondan taze gibi kokar. Sapsar olur böyle ondan. Of. Bir şey söyleyeceğim abla diyorlar ki Kezban abla siz sabah kalktığınızda böyle ufak böyle
yiyin diyorlar. Şey. Tabii yiyoruz ya kahvaltıda yumuşak ekmekle. İçine pul biber, kekik. Allah. Tabii limonsuz. Kız nar ekşisi koy. Ben de diyorum niye yaşlanmıyor bizim köyde? Nar ekşisi koy. Maşallah. Ay biz yaşlandık. Niye öyle diyorsun? Yok yok yaşlanmıyorsunuz. Anama baksana hepsine maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Bakalım kaynıyor mu? Bakıyoruz. Açıyorum. Efendim açıyorum. Açıyorum abla. Aç. Hadi bismillah. Ana kaynıyor. Yok kaynamıyor. Kaynamıyor. Başlıyor. Şevketi Bostan başlıyor. Ne yapıyorsun? Bizim burada kremecilerinde öyle gelin gezdirirken öyle yaparlar. Gerçekten mi? Kapak çalırlar. Hadi canım. Tabii. Böyle. Ne yapıyorlar böyle? Gelinin kına elini yıkattırıyorlar kınaya. Gelin geliyor, gelin geliyor. Öyle yapıyorlarmış vallahi. Tevafuk oldu. Evet. Ne oldu? Şu anda hazır. Hazır bence. Kavrulacak artık. Aç koyun abla bir tane. Karıştırır mı bir tane? Bir tane çıkar bakalım elimize bakalım. Elimiz temiz nasıl olsa yumuşak mı diye. Elimize batmasın abla. Batmaz benimki hayır yumuşamıştır o. Kaldır bir tane yumuşamıştır dur, bakalım. Dur sıcak sıcak sıcak. Wow. Nasıl? Pişmiş bence. Pişmiş mi? Abla düğün olsa da gitsek de çalsak şundan da. Haziran'ın 23'ünde düğünümüz var. Gelir çalabilirsin. Hadi canım. Gelin aldık bu. Oo, kaynım oluyorum kız. Kaynın oldum ben. Hayırlı olsun. Oh. Allah geçim versin. Ha. Tüm evlenenlerimize inşallah gelin yarabbim. Gelin değil kızım artık. Tabii. Ha. Tabii. Değil mi? Kaynanalık evet. Yapmadın değil mi Ella? Yok asla. Aldın mı eşyayı meşyayı? Oho. Her şey. Aldı, arabayı da aldı, hepsini aldı. Hadi canım. Gelin evet. Hazır okundu, okula gideyim. Bir de okudu, üniversite okudu geline. İyi. Gelin vallahi. Şanslı. Ama iyi kaynana olacağım diye söz verdim kendi kendime. Olursun, sen tabii. Olursun. Sen olur olursun. Muyum? Senden şüpheliyim de sen olursun. Ana, benim zaten gelinim yok. Şaka yapıyorum. Sen çok iyi kaynana olursun. Benim gelinim Rusya'dan gelecek. Aa, abi benim oğlum okuyu Rus gelin buldu. Aa, tabii. Hayırlı olsun. Benim gelin Rus. Ne güzel. Tabii. Hayırlı olsun inşallah. Hadi o zaman ne yapıyoruz? Tamam şimdi bunu süzelim artık. Çakmak var. Getireyim tencereyi geçeyim yok, ona. Yok şimdi şunu bir dakika bu şirketi bostanı ne yapacağız şimdi süzüyoruz. Kavuracağız. Çok süzmeye gerek yok. Bu su. Bu su ne olacak? Böbrek taşlarına çok böbrek taşı olanlar. Vay. Aynen öyle. Ya bir şey söyleyeyim mi? Kurban oldum Allah hiçbir şeye boşuna Fadime ya çok pahalı bu. Seferihisar'da falan bunun dikenlerini falan satılıyor. Pahalı mı bu? Evet. Bunu ben alayım bunu ben ayırayım. Seferihisar'da şimdi biz bu dikenlerini attık ya. He? Ona başka bir ad koydular ot festivalinde onu bile satıyorlar. Vay be. Tabii. Bunu ayıralım. Ben alayım ablam. Bunu ayır ablam. Bunu ayır. Fadime altını yak. Birine veririz. Böbrek taşı rahatsız olan biriz mesela onu içerse şifa alıyor inşallah. Şimdi yağ döktün mü? Döktüm zeytinyağı. Çakmak. Bol yağlı olsun. O havalı gibi. Orasına bir çomak kıstıralım onu. Bir çomak kıstıracağız. Allah bakın. Bir çomak kıstıralım orasına bak, şurasına. Bak hayır hayır, dur, bak şuradan hava alayım. Ha, sen tamam. Nasıl biliyorsun tabii. Bu işleri ya? Ben daha da yemek pişirmiş kadınım. Vay ondan. Be ha. Bak oraya çubuk sıkıştırdı. Tamam. Çalıştı. Şevketi bostanı katacağız içine. Bunun içine? Evet. Bu biraz ısınacak, yağ kızacak iyice. Kızdır mıyız bizim yağların asidi yükselir o zaman, kat. Kızdırmayacağız mı? Kızdırmayalım, kat gitsin. O zaten kavrulacak. Fadime suyundan da bir damla akın. Yağ kızdırmıyormuşuz, yağ kızmıyor. Yağ yanmaz. Telefonunuz çizilmiş, kim çizmiş bunu? Senin gelin mi çizdi, ne yaptı bunu? Yapmıştı. Aa, benim gelin çok az hiç basın. Çizmez, teflon yaşlanmış. Bak bu da suyu. Tamam yeter. Fadime tuzunu da getir. Suyunu kattı, yağını kattı, tuzunu kattı. Sarımsak nerede? İşte orada taze sarımsak. Aa sarımsak mı bu? Evet, taze. Ben bunu şu an zannettim. Taze sarımsak, oo. O dağdan geldi. Allah, var ya bir kokuyor. Bir kokuyor. Abla kokuyor şunu bakalım. Evet, çok güzel kokuyor. Dağdan getirdi bunu. Şimdi şekilde bostanı kavuruyoruz. Kavurduktan sonra ablam sarımsakları doğrayacak. Ondan sonra da sarımsaklı. Şahane şekilde bostanı. Biz de kokar mıyız sarımsaklı yesek? Bu taze sarımsak hiç kokmaz. Valla? Evet kurusu kokar. Bak bizim evde sarımsak yasağı var. Niye? Benim kızım yedirmiyor sarımsak evde. Canım, ama tazesini yapıyoruz artık. Nasıl yedirmiyor ya? Ben i̇şte, Allah'ın sözü. Bir insan sarımsağı neden yemez işte ki yani? Yedirmiyor. Yasak var. İngiliz kraliyet ailesi mi ne orada yenmiyormuş bizim evde de yenmeyecek İngiliz diyor. İngiliz kraliyet ailesi kim nereden oluyor? Nereden bileyim yani? İşte onların Allah Allah. Şeyinde yasakmış sarayında. Bize ne Elif sarayında bana ne ya? Ben de öyle dedim ama yapacak bir şey yok. Biz, sen Elif niye böyle yapıyorsun kuzum? Evet. Sana ne elin İngiliz'in kraliyet sarayında sen ne yapacaksın? Ben de öyle sen diyeyim. Sen köydeki evine baksana ya bunlar şifa. Ben de öyle diyorum ama yapacak bir şey yok. Bu arada yavaş yavaş kavrulmaya başladık. Tuzu ver sarımsağı ezelim bacı. Şahane. Şevketi Bostan az sonra hazır olacak sofralarınızda.
Kavruldu. Kim kavruldu? Şevketi Bostan. Diğer adı ne? Akkız. Akkız ya. Akkız dikeni. Şahane oldu mu abla? Bir bak bakayım. Evet. Olmuş mu? Olmuş. Olmuş. Sarımsağını koyalım. Koyalım ablam. Sarımsağını koyalım birazcık. Hemen ölsün. Kokmasın. Genç ömrümü çürüttüm, genç ömrümü çürüttüm. Göğsüme vura vura, ah göğsüme vura vura. Ölürüm ben, ölürüm vay. Ne diyor kız, kuzu mu var orada? Tabii ya, var. Koyunu var, kuzusu var, oğlağı var. Tavuk var. Anam ne sesler geliyor orada? Be diyor, ma diyor. Kaç tane var orada? Var 7 tane. Maşallah, maşallah. Hazır mı? Hazır. Şevketi Bostanımız hazır. Şimdi evet, servis. Bu sabaha devireceğiz. Evet. Soğuması için. Deviriyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim dikenleri batmasın Allah'ım. Kurban olayım ağzınızı yakmasın. Bir kere batmaz şimdi bak, nasıl olacak o? Şu abla şunu da al. Abla şunu da al. Şimdi sıra geldi sarmaşıktan. Hepsini katayım mı? Katma da kat sen biraz. Katlan. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Önce yağ dökmemiz gerekmiyor muydu bizim? Hayır. Bizim yağlar öyle kokmaz. Bizim yağlar hiç kokmaz. Keke, pasta, böyle, çöre hep biz bunu kullanıyoruz. Bu zeytin evet. Yani. Neden? Acısı olmasın diye. Ha. Kavurursak fazla kavurursak. Bizimkiler ayçiçek yağı gibi zaten. Kuvvetli değil, değil yağlar. Boğazımıza yapmaz. Vallahi bilmiyorum. Göreceğiz. Bilmiyorum. Göreceğiz. Bakacağız. Bakalım şimdi. Bakalım nasıl evet. Yağmış. Renk çok güzel. Görüntü şahane. Ama vallahi tadını biz de bilmiyoruz. İlk defa göreceğiz. Bunu burada kapatmayacağız mı kapağını? Kapatmayacağız ya. Yeşil olsun yeşil böyle. Olsun. Yeşil mi olsun? Evet. Tamam. O zaman bu böyle. Yeşil yeşil çok, kalacak. Çok da karıştırmayacağız. Tamam, çok bıraktım. Karıştırdım acı olur. Bu burada yavaş yavaş kendi kendine böyle pişecek. Pişecek şey olacak. Su pişecek. Alacak. Sonra da karnımıza düşecek bu kadar. Evet. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Bu kadar işte. Abla! Efendim? Pişti mi diyorum? Pişti. Ha, yumurtasını kıracağız şimdi. Harika. Şimdi sıra geldi yumurtasına. Kaç tane yumurta? Tuz nerede bacı? 6. 6 tane. Beyazını kırma, sarısını kır. Nasıl yani? Beyazlarını katmayacağız, sarısını. Aynen. Çok lezzetli olsun diye. Öyle mi? Evet. Allah'ım yarabbim. Bir acayip bir tevil bir şeyler oluyor, ben anlamadım. Evet. Beyazını niye koymuyoruz ya? Karıştıracak mıyım? Hayır. Ha böyle kalacak. Tamam, ben dokunmuyorum. Sadece sarısını katıyoruz içine, beyazını katmıyoruz. Beyazını ne yapacağız be? Bilmiyorum gari ne yaparsa köpe, yapar. Köpe. Kediler yesin. Evet. Beyazını da kediler yesin. Tavuklar nasıl olsa çok yapıyor yumurtayı. Vallahi yumurta bol değil mi burada evet, maşallah. Herkesin tavuğu var, kuzusu var, koyunu var, geçisi var. Herkesin yok, yapanın var. He yapanın var. Tabii herkesin yok. Yapanın var. Güzel söz. İki de beyazından kır hadi boşver. Tut tut tut. Dur dur dur. Bunu atamam öyle. Karıştıracağım dayanamıyorum. Dayanacağım. Bir karıştırayım azıcık. Birazcık duracağım. Duracak mı böyle? Evet. Tuz. Tamam. Çok enteresan şeyler oluyor. Bildiğiniz yumurtanın sarısını kırdık. Evet. Ondan sonra beyazını ayırdık. Ne yapacağız beyazını? Beyaz şu kenarda dursun. Pasta yaparız onu da. Pasta. Bunu da pasta yapacağız. Evet. Araya gitmesin. Ya da kedilere. Kedi. Evet. Şimdi karıştırabilirsin. Bismillah sen karıştır. Ben bir şey yapayım şimdi. Açayım altını birazcık? Aç. Açayım mı? Aç. Aa! Vallahi ben çok yakıyor. Ben yana yana kalmayacağım. Çok yakıyor ya. Bana kimse inanmıyor vallahi. Evet yakıyor. Evet çok sıcak. Hava sıcak değil mi? Evet sıcak. Vallahi diyorum çok sıcak ya. Benim yanımda. Çok sıcak evet doğru. Ya, ellerim her yerim baksana şey gibi oldu ya. Ay bir doktorluk oldun sen gari. Baksana bak kadın eli gibi oldu. Her yerim kesik, yara, bere, mutfakta çalışanlar için. Evet, evet bu kadar pişti. Kapat. Şimdi indiriyor. Ben kapatmam acı sıcak. İşte görmüş olduğunuz gibi bizim dağlardan toplanmış şahane sarmaşık. Tadı biraz acı, değil mi? Biraz acı ama o da faydalı. Parazitlere, şeylere faydalı. Nasıl gelir bilmiyoruz artık. Tadı biraz acı ama şifa niyetine gelmiş. Evet. Yani şöyle zaten acı ne varsa o şifa aldır zaten. Onu biliyorlar. Evet. Onu anladık. Yumurtayla beraber evet, efsane güzel oluyormuş. Bir yere. Bismillah. Şöyle. Ver bana tabağı. Tamam abla. Onu ben yiyeceğim ama tamam mı? Ye ye. Ver dedim de aldım. Sağa bir şey yoksa ah, sen ye. Allah razı olsun. Şifa niyetine. Şöyle evet, yeterli. Hadi. Sevgili seyirciler, Manisa Sancaklı Bozköy'ün çok kıymetli anaları, ablaları sizler için yaptılar. İşte o yaptıklarından bir tanesi de neydi? Sarmaşık. Evet. Yumurtalı. Şifa niyetine nelere nelere şifa az önce anlattılar. Duydunuz. Duymayanlar için bir daha söyleyeyim evet mi?
parazitlere, kansızlığa, kanser hastası olanların kanını yükseltiyor. Sulusunu yaptığın zaman ekşili. Aynen öyle. Şifa niyetine. Evet. Kan değerini yükseltiyor. Kan değerini de yükseltiyor. Evet. Çok da güzel oldu. Bizim bunu zeytinyağıyla yaptık. Acayip güzel oldu. Evet. Afiyet olsun. Bereketli olsun. Rabbim şifa niyetine yemeği nasip eylesin. Buyurun. Amin. Şimdi sıra geldi başrole. Başrolümüz kimdi bizim? Şevketi Bostan. Şevketi Bostan. Ellerimi kanata kanata topladım. Sizler için topladım. Dört yerimden kanadı benim elim. Gülü de anamla kan kardeşi olduk. Kanadı ellerimiz. Ama efsane. Çok güzel oldu. Şevketi Bostan böyle yenmiyor değil mi? Sarımsaklı yoğurdunu kat artık. Ben mi katayım? Biz katalım. Sen kat ben yiyeyim. He, ver kaşığı. Tamam. Kat bacak. Koy kat yerinden kat. Kat bacak. Yoğurdun koz koy yerinden kat. He. Ah koz koy yerinden. Koz koy yerinden. Organik yoğurt. He, burada her şey organik var. Her şey organik ne doğadan. Ararsan... Biz köylü olduğumuz için her şeyi kendimiz böyle karıştıracağız. Aynen öyle. Köylü milletin efendisi. Hatta yoğurdu bol olsun. Ekmeğe batırdı mı yoğurt gelsin. Ekmeğiyle mi yiyeceğiz? Tabii. Ekmeğiyle mi yiyeceğiz? Evet. Karnımız doyar mı? Doyacak işte ondan. Tamam. Ekmeğe yumuşak fırından yiyeceğiz. Ekmek yaptık ya. Bizim yaptığımız ekmek. Evet. Allah'ım yarabbim unuttum ben onu ya. Onun da kuşuna... tadına bakıp öyle yollayacağız. Bay. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bunun arasına koyacağım yiyeceğiz. Yok. Şunun arasına şöyle. Bismillah. Oy. Koy şunu ekmeğimin arasına. Konu konmaz. Buna koy. Nasıl koyalım? Çok mu olur bu? Çok değil de o, bak buna koy. Evet. Bismillah böyle yeniyorum sevgili seyirciler. Nasıl yendiğini göstereceğim. Böyle ben ye. Sanki. Tuzuna bakmadık ama. Bir şey söyleyeceğim var ya. Yemin ederim çok güzel görünüyor. Sarımsaklı. Ama çatal kokmayan. Getirelim mi? Yok gerek yok. En tazesinden kokmayan sarımsaklından. Şöyle atıyorsunuz böyle ekmeği. Bismillah. Evet evet. Şuradan. Şöyle. Şaban'ın etli pilav yediği gibi. He Şaban'ın bizi Şaban'ın Allah rahmet eylesin. Kemal Sunal'ın etli pilav yediği gibi böyle ekmeğine bunu yiyorsunuz. Afiyet olsun. Bizim buraların şahane Şevketi Bostanı. Buyurun. Sevgili seyirciler bu köy şahane, bahar gibi bir köy. Her renkten böyle rengarenk çiçekler var burada. İşte görmüş olduğunuz gibi bunun adı neydi ya? Yer küpesi. İşte bütün bu çiçekleri Eken abla, Kadir abla. Ne kadar çeşitli burada çiçekler var, güller daha da, var, rengarenk. Daha da olacaklar var. Şu anda fidanlar var. Daha da ürecek, daha da çoğalacaklar var. Mesela açmadı ortancala. Bunun adı sihirbaz gül. İlk önce mesela bu kremler var ya koyu sarıydı. Şimdi Allah. Kreme döndü. Adı sihirbaz gül. Ben renk değiştiriyor. İlk defa böyle bir gül evet, görüyorum. Biz de. Bak Karagül gördük mesela Halfeti'ye gittik kapkaraydı o Karagül'ü gördük. Bu da çok ilginç. Kırmızı gül gördük, pembe gördük. Bunu ilk defa görüyoruz. Sihirbaz gülmüş sevgili seyirciler. Evet çok ne güzel. İlk nasıl başladı bu rengi? İlk şu kremler koyu sarı. Sonra gitgide açıyor, rengini açıyor. Çok değişik ton oluyor. Mesela bunlar daha dediğin gibi siyahtı. Ha. Daha bordomsu oldu. Bordoya döndürdü. Çok güzel oluyor. Değişik. Peki, ben işte bunlarla mutluyum böyle. Harika. Bunları yetiştirdim mi benden iyisi yok. Hayır, gelsene Fatih abla şöyle gelsene. Anam bu ne? Bunun da adı işte tütün çiçeği deniyor da burada. Adı tabii daha farklıdır. Biz tütün çiçeği diyebiliyoruz. Çok güzel. Şunlar ya. Sardunyalar. Şunlar 11 ay çiçeği deniyor. 11 ay şu 11 ay çiçeği. 11 ay gerçekten açıyor. Allah Allah. Evet açıyor. Bu da mı? Aynı o tütün çiçeklerinin değişiği. Aslan ağzı var aslan ileride. Ağzı var. Burada gelsene Fadil abi gelir misin? Bak. O da. Bu nasıl bir güzelliktir ya? Ya işte bak Allah onları bak. Ben orada bak yetiştirdim. Onun mutluluğunu yaşıyorum şimdi. Çok güzel bu. Gerçekten ya. Bunu ben oradan oraya kestim, ürettim. Bir şey söyleyeyim ben bunu yapma zannettim ha. Şunu da mesela ben. Bu ne? O da papatya türü. Bu gül mü bu? Küçük fındık gül derler. Fındık gül. Pembe gül mü bu? Evet. Pembe fındık gül. Pembe bunlar papatya türleri. Pembe gülüydüm soldum. Ak güle ibret oldum. Çok güzel bu ya. Ben bayıldım buna vallahi maşallah. Harika. Bundan gerçekten. Mesela bizde eksek çıkar mı? Tabii ben sizin için yine ekerim de. Ben size ekerim onun ne olacak? Bunu da çok seviyorum. Onun evet neydi? O da çok güzel. O da papatya türü papatya işte türü. Onlar da. Sen seracı değilsin. Değilim. Sen çiçekçi değilsin. Ama sen bu benim bir hevesim. Sen bunlara bir şey yapmıyorsun. Bu nedir? Ne? Ben de bir heves. İstek. Çok Allah seviyorum. Allah. Bu çiçeklerle ben mutlu oluyorum. Bunları böyle düzenleyince, dizayn edince, şekil verince. Konuşuyor mu peki bunlarla? Konuşuyor hem nasıl, ne hem nasıl. Ne ah benim canlarım açtın mı sen? Ah yavrum ne güzel oldun. Hastalık mı geldi veyahut da böyle? Kıyamam sana. Böyle ben.
çiçeklerle. Ya, o kadar mutluyum yani. Bir şey söyleyeceğim. Mesela bunlar tabii hastalanıyordu. Tabii işte. Öyle biliyorlar da. Evet evet. O zaman gerçekten ben de üzülüyorum yani. Değil mi? Ne yapıyorsun? Gerçekten üzülüyorum bak. Çiçek bir şey olduğu zaman ben çok üzülürüm. Peki mesela onlarla konuşunca gerçekten fark ediyor mu bu? Tabii insanın psikolojisi bile düzeliyor. Kendine de. Kendime kendine. Ben resmen terapi uyguluyorum burada çiçeklerle. Kız ben de uygulayayım. Vallahi ben çok mutlu oluyor. İstanbul'da iyice strese giriyorum. Stres, evet, stres oluyor. Bunlarla böyle uğraşınca bir de bunlar güzelleştikçe çiçeklerim oh diyorum ne kadar güzel oldu. Açtı. Açması hoşuma gidiyor. Ama çok bakımı. Güzel. Bunların mesela her birinin su vermesi falan ayrıdır tabii, değil mi? Her gün su tabii veremezsin. Veririm bazılarını. Yani. Ama bazıları da ortancalar çok su istiyor. Çok ortanca su, devamlı istiyor, susar. Ama sardunyalar falan öyle çok su istemiyor. Onlar istiyor. Peki en sevdiğin çiçek hangisi? Valla yani sardunyaları, şu gülü sizin ben beğendiğiniz çok gibi. Çok beğeniyorum onu ya, o çok güzel. Mesela şunlar açıyor ya, çok güzel duruyorlar. Aa, onlar. Aa, burada bir tane daha evet, var. Bu neydi? O kasımpatı. Kasımpatı bu mu? Kasımpatının yaz türü. Ha. Yazın açanı kasımpatının. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunlar şimdi mesela kaç ay böyle kalacak? Ha, bayağı yazın. Devamlı açar. Alaca gölgede. Ha. Mesela çok da. Şimdi mesela şuradaydı o. Şu düzendeydi. Aha. Oraya çok güneş geldi. Ben onları biraz daha ağaç altlarına. Peki bir şey öyle söyleyeceğim. Koyarım. Mesela o kış zaman, geldi. Bunlar ne oluyor? Hiç. Sera yapıyoruz. Koyuyoruz oraya. Bu ne? Bak bunlar kayası çiçeği. Bak. Bu bakayım. Bak şunu bir kok. Bunları Allah da ben ürettim. Ekber. Bunların tohumlarını kayınvaliden verdi. Kız kayınvaliden de bunu ver bana açık. Vallahi kayınvalidem süs bitkilerinden emekli. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. O yetiştiriyordu. Ben ondan ders aldım yani diyeyim. Çok güzel. Süs bitkilerinden emekli evet, derken. Emekli süs bitkilerinden. Vay. Devlete ha, bağlı. Bir şey söyleyeceğim. Bu meraktan da ötesi seninki başka benimki bir şey. Hastalık. Hastalık kız. Benimki hastalık gerçekten hastalık gel, yani. Gel. Bak şimdi mesela bu gül de evet kayınvalidemden geldi ama ben bunu 3 saksı yaptım. 3 saksıya ürettim. Hiç öldürme yok yani bende. Yok etme yok. Üretme var. Ne güzel ya. Fazlasıyla üretme var. Şuna yani. Portakal mı ne o? O kumkuma diyoruz biz buna. Ha kumkuma. Bak bu çok güzel. Çık çok böyle şifalı. Aha. Şeker hastalığına da çok iyiymiş. Ha biliyorum onu görmüştüm. Çok güzel. Ben. Şu mesela kırmızı dut. Bu da dut. Tabii kırmızı dut. Aa bir dakika var. 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 Daha işte bir hafta sonra falan olur bu. Valla harikasın, olur. Harikasın. Evet. Eline sağlık. Sağ ol. Emek verince de böyle nimetler evet, böyle çıkıyor güzellikler. Çok işte böyle, bunlarla mutluluk duyuyoruz. Şu ne o? Ya bu ne, bu ne? Ya işte aynı bak şey var burada. Lastikleri de değerlendirmişsin. Ha lastiklerimizin de boyamız falan. Bazen kızım geliyor boyu, bazen sabah biz mesela ilk kalktın ya mesela. İlk önce kendimi dışarıya atıyorum çiçeklerime. Evi bırakıyorum. İlk önce bir geziyorum. Nasıllar, ne yapıyorlar, iyiler mi? Gerçekten bir insan gibi onlara emek veriyorum. Harikasın. Eline koluna sağlık. Sağ olun. Çiçeklerin hep çiçek açsın inşallah. İnşallah, inşallah İyi. Sizlerde. Hadi kolay gelsin. Şöyle şöyle göstereyim şöyle. Çiçek ne güzel. Çiçek dalında güzel. Buyurun. Evet, çok güzel oluyor.